Başlıyorum izninizle. Herkese merhaba. Bugünkü online konferansımıza hoş geldiniz. Çok değerli konuğumuza geçmeden ekibimizi tanıtayım. Bugünkü konferansın moderatörlüğünü ve hostluğunu ben yapacağım. Adım Efecan Erişken. Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi'nde beyin ve sinir cerrahisi asistanıyım. E, bu online eğitim platformu e, program yöneticimiz Doçent Doktor Hasan Kamil Sucu İnstitütü ile başlatılmış olup, tüm asistanlarımızın ve e, kliniğimizden uzmanlığını almış uzmanların katkısıyla devam etmektedir. E, katılımın her geçen gün arttığını e, görmekten mutluluk duyuyoruz. Başlamadan önce e, önemli bir hatırlatma yapmak istiyorum ses kirliliğini önlemek amacıyla e, mikrofonlarınızın kapalı durumda olması, sorularınızı Zoom platformunun chat uygulamasına e, yazarak sormanız gerekmektedir. Toplantı süresince tüm mikrofonlar kapatılacaktır. Sorularınızın başına lütfen isim, çalıştığınız kurum ve şehir bilgilerinizi de ekleyiniz. Hocanın konuşmasının bitiminde yazdığınız sorularınızı ve katkılarınızı e, belirli bir düzen içinde aktaracağım. Bugünkü değerli konuğumuz Profesör Doktor Koray Özduvan hocamız. Kendisi 1973 İstanbul doğumlu. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1998 yılında mezun olmuştur. Marmara Üniversitesi'nde nöroşiroloji uzmanlığını 2005 yılında tamamlamıştır. Yale Üniversitesi'nde bir kez nöroşiroloji ve bir kez de Nöronkoloji fellowship'i olarak çalışmıştır. Acıbadem Üniversitesi'nde 2009'da doçentlik ve 2016 yılında da profesörlük ünvanlarını almıştır. E, Acıbadem Altınzade Hastanesi'nde görev alan hocamız sadece nöro-onkoloji e, konusunda çalışmaktadır. Cerrahi konusunda özellikle gliomlar ve menajyomlara odaklanan Profesör Doktor Koray Özduman, cerrahi ek olarak Acıbadem Hastanesi'nde Gamma Night Üniversitesi sorumlusu olarak da görev yapmaktadır. Ayrıca klinik ve dereysel nöroonkoloji konularında araştırma yapmaktadır. bütün araştırmaları gliomlar ve menenjiyomların biyolojisi, tanı ve tedavisi odaklıdır. Klinikte intraoperatif MR, glial tümörlerin moleküler genetik destekli tanısı, klinik korelasyonların anlaşılması, non-invaziv ya da minimal-invaziv tümör tanısı, beyin tümörlerinin radyobiyolojisi konularında aktif olarak klinik çalışmalar yapmaktadır. Deneysel olarak Acıbadem Acı Üniversitesi Beyin Tümör Araştırma Grubu yürütüsü olarak e, gliomlar ve menenjiyomların oluşumu konusunda çalışmaktadır. Bu konularda çalışan ARGE şirketi nöro onkoloji Teknolojilerinde kurucu üyesidir. Bugün Koray Özduman hocamız bizlere glial tümör görüntüsünün cerrahi strateji etkisiyle ilgili tecrübelerini paylaştığı bir konferans verecektir. Hocam hoş geldiniz. Ee, buyurun. Sözsüz de ekran paylaşımını açarsanız hocam. Çok teşekkür ediyorum. Ee, öncelikle Hasan Kamil e, hocama da e, bu toplantıları beni davet ettikleri... E, bu toplantıları başlattıkları, e, hem asistanlarımızın hem genç uzmanlarımızın eğitimine çok büyük bir katkı yaptığı için kendisine çok teşekkür ediyorum. E, ben bugün sizlerle e, glial tümör e, biyolojisinin e, cerrahi stratejimize, cerrahide yaptıklarımıza olan et, e, etkisini e, tartışmak ve bu konuda 10 e, tane saptama e, yaparak bugünkü sunumu tamamlamak istiyorum. Umarım hepiniz görebiliyorsunuz sunumu. Evet hocam görünüyor şu an. E, peki, glial tümör cerrahi stratejiye etkisi dersek e, ilk olarak, ilk söylemek isteyeceğim e, başlık düşük ya da yüksek grade'lik gliyom e, tanılarının Terk edilmesi gereken başlıklar olduğu, terk edilmesi gereken e, isimlendirmeler, tanımlamalar olduğudur. E, bunun nedeni şu. Birincisi e, düşük grade'lilerden başlayalım isterseniz. Düşük grade'li glial tümör tanısı e, 1980'ler, 1990'lar e, civarında e, ele aldığınız zaman e, bu listede isimlerini de görebileceğiniz birçok tümörü içermekteydi. E, fakat e, vakit içinde e, pilostik astrositom, supapendimal dev yüceli astrositom, DNT, epandimomlar, miksopopiler epandimomlar gibi birçok tümör kendi özellikleri hem klinik hem patolojik özellikleriyle bu tümör e, grubunun içinden koptular. Bunlar kendi başlarına e, patolojik özellikleri, klinik davranışları ayrı olduğu için her biri ayrı birer antite olarak isimlendirmeye başlandı. Zamanında Evet düşük reyitli glial tümörler içinde görüyorduk epandimomları ama bugün epandimomdan başka bir kelime kullanmıyoruz bu tümörlü grubu için. Yıllar içinde, yıllar geçtikçe geride sadece astrostom ve oligodendroglium tanıları kaldı. E, astrostom ve oligodendroglium tanıları da daha sonradan IDH mutasyonları, 1P19Q gibi moleküler belirteçlerin ortaya çıkması sonrasında artık e, birbirinden çok net ayrılabilen, klinik davranışları da birbirinden az da olsa farklı olan e, klinik tedavilerimize yanıtları farklı olan, farklı bölgelerde görülen tümörler oldukları için yavaş yavaş bunlar da kendi e, tanımları içinde kalmaya başlıyorlar ve dolayısıyla düşük gradeli glial tümör diye bir e, tümör geride kalmıyor. Artık bu tümörlerin hepsini teker teker e, incelemeye başlıyoruz. Peki bunları birbirinden ayırmamızın bir anlamı var mı? Tabii ki anlamı var. E, çünkü bu tümörler e, dünya sağlık örgütü bunları her ne kadar belli bir e, paketin içine, belli bir derece paketin içine yerleştirse ve Dünya Sağlık Örgütü sınıflandırmasına göre bunlar belli e, özelliklerin göstermeleri beklense bile bunlar aslında bir spektrum halinde davranabilen tümörler. Mesela oligodendrogliomları derece 2 ya da 3 görüntüsünde görebiliyorsunuz. Astrostomlar derece 2 de görünebiliyor, 3 de görünebiliyor, 4 de görünebiliyor. Oysa şu anki e, sınıflamada, Dünya Sağlık Örgütü sınıflamasında hala bu tümörler derece 2'leri ayrı bir tümör, derece 3'leri ayrı bir tümör, derece 4'leri ayrı bir tümör olarak e, sınıflandırıyor. 2016 sınıflandırması. E, bu yavaş yavaş değişmek e, eğiliminde. Çünkü bu tümörlerin e, davranışlarını eskisinden çok daha iyi öngörebiliyor, çok daha iyi biliyoruz bugün. Bunları birbirine ayırdığınız zaman bizim e, klinikte izlemiş ol, izliyor olduğumuz 445 tane hastayı birbirine ayırdığınız zaman, bakın bu e, sağ kalım eğrisinde tümörlerin birbirinden bıçakla kesilmiş gibi ayrıldıklarını sağ kalım açısından net olarak görebiliyorsunuz. Dolayısıyla bunlar artık birbirlerinin ayrı tümörler olarak isimlendirilmeliler. Birinci söylemek istediğim şey bu. İkincisi, patolojik tanı moleküler genetik testlerle desteklenmeli. E, patolojik tanıyı rafa kaldırmalıyız anlamına gelmiyor bu. Patolojik tanının güvenilirliğini, objektifliğini arttıran e, araçlar moleküler genetik testler. Dolayısıyla bu patolojik tanıyı desteklemelerini bekliyoruz bugün. E, aslında Dünya Sağlık Örgütü'nün sınıflandırmalarına bakıyor olduğunuz zaman, bu sınıflandırmalar demin de e, adını söyle, e, adını andığım gibi e, kategorik sınıflandırmalar. Yani derece 2 dediğimiz bir tümör grubundan bahsediyor. Derece 2 dediğimiz tümör grubunun içine demin de konuştuğumuz gibi e, astrostomlar, oligodendrogliomlar, epandimomlar aklınıza gelebilecek birçok tümörü gidiyorsunuz bu e, grubun içine atıyorsunuz. Ve Dünya Sağlık bundan beklentisi bunların ortalama işte 15, 5 ila 15 sene civarında yaşıyor olmaları. Oysa bir tümörden diğer tümöre çok belirgin değişiklikler görüyorsunuz. Bugün yavaş yavaş bunu da e, görmeye başladık. Glioblastom dediğimiz bir seneden kısa e, yaşam beklentisi olduğu e, dikte edilen, e, dogma tarafından bu şekilde söylenen bu tümörün de birbirinden çok farklı e, tümör grupları içerebildiği, bunların bazılarının iyi davranışlı oldukları, bazılarının kötü davranışlı olduklarını gayet net bir şekilde gördük. Ayrıca başka problemler daha var. Ee, sadece histopatolojik, yani sadece mikroskop kullanılarak yapılan sınıflamada buradaki en önemli e, detay tabii ki bu e, sınıflandırmanın subjektif bir sınıflandırma olması. Dolayısıyla da patologların arasında ya da aynı patologun farklı zamanlarda konular e, koyduğu tanılar arasında yani inter-observer ya da intraobserver variability olması. Bunun haricinde bizim isimlendirmeye çalıştığımız e, tümörler, glial tümörler. Olabildiğine heterojen tümörler. Tümörlerin içinde yüksek dereceli alanları görebiliyorsunuz. Düşük dereceli alanları görebiliyorsunuz. İnfiltratif olduğu, infiltratif olduğu, normal dokunun içine giriyor olduğu, normal dokuyla tümör dokusunun karışıyor olduğu alanları görüyorsunuz. Bunlardan hangi bölgeyi örnekleyeceğiniz ve hangisine göre tanı koyacağınız sizin sonuçta elde edeceğiniz tanıyı çok belirgin değiştirebiliyor. Üçüncüsü, sadece histopatolojik sınıflandırmada gruplama güvenilir değil. Ben Benim daha asistanımın ilk günlerinde e, karşılaştığım vakalardan bir tanesi bunu bana öğretmişti. E, haldır olur, yeni kitaplardan e, oligodendrogliomları, astrostomları, o zaman tanıda var olan oligoastrostomları okuyorken... ...klinikte gördüğüm hastalardan bir tanesi oligoastrostom e, olarak geldi patolojisi. Hastanın yalnız 4 sene önceki, e, tekrarlamadan önceki ilk ameliyatındaki patolojisi astrostomdu. Kendi kendime bunu anlamakta oldukça zorlanmıştım çünkü zamanında astrostom tanısı olmuş olan almış olan bir tümör nasıl grup atlayıp da oligoastrostom dediğimiz ayrı bir tümöre dönüşür diye kendime sormaya devam etmiştim o zamanlarda. Şimdi bunları e, moleküler belirteçleri kullanarak çok daha objektif bir şekilde Ahmet'ten Mehmet'e, Ayşe'den Fatma'ya değişmeyecek şekilde objektif bir şekilde bunların tanılarını koyabiliyoruz. Dördüncüsü de gradelendirme e, güvenilir güvenir değil. Sadece histopatolojik sınıflandırmaya koysanız. Çünkü bu da e, son derece e, müpem Son derece demeyeyim de müpem e, ve çok da güvenilmez kriterlere bağlı olarak yapılan bir sınıflandırma. Patologlar arasında bile vasküler endoliyel proliferasyon dediğimiz, web dediğimiz bulgunun tanımı konusunda bir fikir birliği yok hala. Beşincisi, e, bizim sınıflandırmamız tümörlerin invazyon yetisi e, konusunda hiçbir bilgi vermiyor. Gruplar e, tümörün biyolojisini yansıtmıyorlar. Bizim patoloji sınıflandırmamız tümörün biyolojisi konusunda bilgi vermediği için de bu tümör konusunda akılcı tedaviler geliştirmemizi desteklemiyor patolojik tanımlar. Bu, e, bunun birkaç örneğini vermek istiyorum size. E, burada örnekte üç tane birbirinden ayrı tümör görüyorsunuz. Bunların üçü de Astrostom, grade 2 tanısı almış olan tümörler. Ben bu tümör resimlerini e, beşinci sınıf öğrencilerimize de e, pratikler sırasında gösteriyorum. Ve e, hangisinin daha uzun süre yaşayacağını, hangisinin cerrahide daha iyi e, çıkarılabileceğini, Hangisinin daha efektif şekilde tedavi edilebileceğini soruyorum ve bana doğruyu söylüyorlar. Doğru sonucu bulabiliyorlar. Ama baktığınız zaman mikroskop altında bu tümörlerin üçü de derece 2 astrostom tanısı alabiliyor. E, i̇kinci bir farklılık. Dünya Sağlık Örgütü sını, e, sınıflandırmasına göre derece 2 e, ya da düşük renkli glial tümör tanısı almış olan 1973 ile 2001 yılları arasında Amerika'da oper edilmiş olan e, glial tümörler. Bakar mısınız bu kaplan Merkür e eğrisinde 0-19 yaş, 20-65 yaş, 65 yaş sonrasında birbirinden ne kadar belirgin bir şekilde ayrılıyor olduğuna, bu tümörlerin birbirinden e ne kadar farklı sağ kalımlar gösteriyor olduklarına, bu aralarındaki, bu tümör gruplarının aralarındaki sağ kalım farklılıklarını sadece hastaların daha yıpranmış olmasıyla ya da e komorbideleri açıklamak mümkün değil. Bunlar net bir şekilde birbirinden ayrı tümörler. Dolayısıyla Aynı e, ismi koyduğumuz tümörler birbirinden farklı olabiliyorlar demek ki. Gide de demin söylediğim gibi bizim e, bugüne kadar e, bu tümörler konusunda, biyolojik konusunda patolojik tanı bize bir şey söylemiyor olduğu için bu konudaki e, glial tümörlerin tedavisi konusundaki çalışmaların büyük bir kısmı vücudun başka yerlerindeki kanserlerin tedavilerinin beyine de adapte edilmeye çalışılmaları oldu. Ve e, sonuç çoğu zaman hüsrandı. Çok uzun yıllardır e, tedavimizin önemli konusunda, e, ...parçalarından bir tanesini oluşturan... ...parçalarından bir tanesini oluşturan... E, ...temozolomit tedavisi bile... ...hastalara ancak çok küçük bir... ...sağ avantajı sağlayabiliyor. Sizin de bildiğiniz gibi. Ama işler 1994 yılında değişmeye başladı. 1994 yılında... ...bugün oligodendrogliomla eşit... ...eş anlama geliyor olduğunu bildiğimiz... ...1P19Q kadelesyonu dediğimiz bir... ...moleküler belirtaç ortaya çıktı. Arkasından 2008 yılında... E, ...İDH mutasyonları... As, e, glioblastomların %10 gibi bir kısmında var olduğunu gösterildi. Arkasından 2013 yılında TERT mutasyonu dediğimiz telomeraz mutasyonu dediğimiz e, mutasyonun glioblastomlarda çok yüksek oranda görülüyor oldukları e, gösterildi. Bu belirteçler bugünkü e, tümör tanımızın ve en sık olarak görüyor olduğumuz beyin tümörlerinin e, infiltratif beyin tümörlerinin yani astrostomlar, oligodendrogliomlar ve e, glioblastomların tanısında e, köşe başı e, belirteçler. Moleküler belirteç dediğimiz zaman bunlar herhangi moleküler genetik değişiklikler değiller. Bunlar spesifik olarak bir tümör grubunu belirleyen, o tümör grubunun hangisi olduğunu sanki e, tümörün yakasında taşıdığı bir rozet gibi e, belirleyen belirteçler. Dolayısıyla bunlara moleküler marker İngilizce, Türkçede de moleküler belirteç olarak isimlendiriyoruz. Bunlara baktığımız zaman dediğim gibi derece 2 tümörler, derece 3 tümörler ve derece 4 tümörlerin içinde aslan payına 3 tane önemli tümör grubunun oluşturduğunu görüyoruz. Ama her ne kadar biz e, yıllarca e, dogma bize glioblastomlar sadece derece 4 olabiliyorlar dese de biz bu moleküler genetik özellikleri taşıyan tümörlerin derece 3'lerin ve derece 2'lerin içinde de var olabildiğini, astrostomların derece 4'e gidebildiklerini ama aynı aslında hastalık olduklarını, Oligodendrogliomların da derece 2 ve 3 içinde görüldükleri zaman birbirinin ayrı tümörleri olmadıkları aynı tümörün farklı davranış spektrumları içinde oldukları da yavaş yavaş zaman içinde öğrendik. Dolayısıyla Dünya Sağlık Örgütü'nün dogması e, yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Bunun yerine sağ kalım e, merkezli e, bir tümör sınıflaması e, geliyor. Biz de bu sınıflamayı kullanmalıyız diye düşünüyorum. Çünkü bu bizim elimizde son derece güçlü bir silahtır ve beyin cerrahı e, hangi hastayı tedavi ediyorsa hastasındaki hastalığın tedavisine hakim olmalıdır diye düşünüyorum. Üçüncü söylemek istediğim saptama farklı gliyomlar farklı yaş gruplarını ve farklı anatomik yerleşimleri seçerler. Bu aslında hepinizin çok net olarak e, bildiği bir e, doğru aslında. Ama biz bunu e, difüz infiltratif gliyal tümörlerle bir miktarda yatsıyoruz. Neden yatsıyoruz? Şöyle pediatrik tümörlere bakıyor olduğunuz zaman Pediatrik yaş grubunda 1 ila 5 yaş arasında ilk olarak embrional tümörlerin en sık olarak görülüyor olduklarını, ondan sonra okul öncesi ve okul sonrası yaş grubunda bunun yerine e, plastik astrosom gibi ekspansil büyüyen glial tümörlerin ön plana çıkıyor olduklarını e, biliyoruz. Bunların anatomik yerleşimleri de e, değişiyor. Blastik tümörleri, e, medulloblastomda örneği olduğu gibi posterofosada, plastik astrosomları en sık olarak posterofosa tümörleri olarak e, görmeye alışığız. Ama buna rağmen e, erişkinlerdeki tümörler supratentorial görünüyorlar ve bunlar sanki tek bir gruplarmış gibi yıllarca bunlara baktık. Oysa moleküler e, özellikleri açısından biz bu tümörleri incelediğimiz zaman şunları görüyoruz. Burada turuncuyla görüyor olduğunuz astrostomlar 20-30 yaş gibi bir aralıkta en sık olarak görülüyorlar. Kahverengiyle görüyor olduğumuz oligodendrobiliyomlar 30 ila 40 yaş aralığında astrostomlardan bir 10 sene kadar daha geç olarak ortaya çıkıyorlar. Koyu gri renkle görüyor olduğunuz glioblastomlar 55-65 yaş aralığında en fazla e, görülüyorlar. Yani bunların e, belli görülme yaş aralıkları var. Her yaş grubunda aynı tümörleri görmüyorsunuz. Glioblastom dediğimiz tümör, glioblastom diye hala sınıflandırıyor olduğumuz tümörün içinde bile yaşa bağlı olarak çok belirgin birbirine ayrılabilen biyolojik farklılıklar var. Astrostom ve oligodendrogliom olarak isimlendirdiğimiz ve eskiden düşük grade tümörler olarak biliyor olduğumuz tümörleri de bu moleküler belirteçlerine göre isimlendirdiğiniz zaman bunlarda da çok belirgin e, yerleşim e, özellikleri ortaya çıkıyor. Oligodendrogliom dediğimiz tümörlerin 4'te üçü, 4 tümörden 3 tanesi. Bu kadar ciddi bir kısmı frontal lob içinde görülüyorlar. Astrostomlar da Silvian fissür çevresinde ağırlık olarak yerleşiyor. İnzulaya bakıyor olduğunuz zaman anatomik yerleşim olarak inzüler loba, inzüler lobun içinde görüyor olduğunuz bizim cerrahi olarak tedavi etmiş olduğumuz tümörlerin yüzde yetmişi astrostom histopatolojisinde. E, Moleküler genetik olarak da desteklenmiş şekilde. Bunların hiçbiri şans eseri olamazlar. Bu e, astrostom ya da oligodendrogliom dediğimiz tümörlerin parietal lobun posterioründe, oksipitalde görülmemesi, talamusta, cerebellumda ya da beyin sapında görülen tümörlerde ilyaş mutasyonlarının e, bu oligodendrogliom ya da astrostomdaki gibi şekilde görülmemesi, buradakilerin e, bu lokalizasyonlardaki tümörlerin birbirinden farklı tümörler olduklarının son derece net bir göstergesi. Bu tümörler birbirlerinden yerleşim olarak ayrıldıkları gibi büyüme hızları da birbirlerinden değişiyor. Cerrahi olarak biz bunları tamamen e, e, cerrahi olarak biz bunları tedavi ettiğimiz zaman rekürans patenleri de birbirlerinden farklılıklar gösteriyor. Dolayısıyla bunlar farklı biyolojide olan tümörler. O, dolayısıyla biz difüz gliomları artık sadece derece 2 tümörler yani düşük tümör glial tümörler ya da yüksek grade'li glial tümörler diye ayırmamalıyız. Dördüncüsü, bugün çok sık yapıyor olduğumuz şeylerden bir tanesi difüz infiltratif glial tümör özellikleri taşıyan ekspansif bir kitleyi kontrast tutmuyorsa düşük grade'li glial tümör olarak isimlendirmek. Tersi de kontrastlanan bir tümörde bizim gözümüzde bu yüksek grade'li glial tümördür herhalde glioblastomdur diyerek kolay bir kaçış yolu buluyoruz kendimize. Oysa bu tanılar bizi yanıltabiliyorlar ve dolayısıyla e, doku tanısı mutlaka bu tümörlerde gerekli. E, Düşük glia diye gliadye tümör diye düşündüğümüz tümörler ne çıkabilirler, neler olabilirler? Başta tümör olmayabilirler. 55 yaşında erkek hasta, e, içi de heterojen görünümde olan, multifokal, e, hatta e, bu filmde çok da net görülmemek kaydıyla korpus kalyozumdan kontrol etere doğru geçen e, sigilat girişi boyunca anteriöre doğru uzanan glioblastom diye düşündüğümüz e, başta bir tümör. Stereotaktik biyopsi aldığımızda patolojik tanısı vaskülit olarak bildirildi. Aynı şekilde e, düşük kredi glial dediğimiz e, tümörler içlerinde İDH mutant glial tümörler olabilir. İDH e, mutant glial tümörler biliyoruz. E, daha lokalize olduklarını düşündüğümüz astrostom ya da oligodendrogliom gibi tümörler oluyorlar ama bunları bu örnekte görüyor olduğunuz gibi son derece e, yo, şey difüz, infiltratif tümörler olarak da izleyebiliyoruz. E, korkutucu bir film değil mi? Ama bu korkutucu filmdeki hastadan stereotaktik biyopsi alıp tanısını anaplastik astrostom, İDH mutant, Dünya Sağlık Örgütü'ne göre derece 3 olarak bildirdikten sonra bu hastaya radyoterapi ve kemoterapi uyguladığımız zaman e, ortadaki sıra e, satırda bu hastanın e, radyoterapi ve temodalden sonra 6 ay sonraki kontrolünde gördüğünüz kitlerin ne kadar hızlı bir şekilde regresi olduğunu, 18 kürte model sonrasında, 2,5 sene sonrasında da hastalığın belirgin şekilde regresek olarak kaldığını rahat rahat görebiliyorsunuz. Dolayısıyla e, hastaları e, filmden korkup da yani senin için yapacak hiçbir şey yok, geçmiş olsun diye kendi haline bırakmaktansa mutlaka tanıyı e, öğrenip bu tanıya yönelik olarak bir şeyler yapmaya çalışmak gerekli diye düşünüyoruz. Bizim klinik düşüncemiz bu yönde. Ee, yine e, düşük kreatif gliyat tümör diye düşündüğümüz tümörlerin içinden histon mutant gliyomlar da çıkabilir. Histon mutasyonları di, e, difüz orta at gliomu olarak isimlendirdiğimiz, eskiden difüz intransek pons gliyomları olarak bilinen tümör grubunun içinden de çok net biliyorsunuz. Deminki filme oldukça benzeyen bir e, film. Yine bir kadın hasta, yine 30 yaşlarında kadın hasta. Yine e, difüz infiltratif ve yaygın bir tümör. Fakat bu tümör bu sefer... Histon mutant e, bir e, tümör olarak isimlendirildi e, stereotaktik biyopsi sonrasında. Ve e, bütün yapı yaptığımız tedavilere rağmen de oldukça kötü gidiyor hala e, tedavisi. Yine e, altını çizmek istediğim e, detaylardan bir tanesi, bizim filmlerde kontrast tutmamasına rağmen, glioblastomların derece 2 ya da 3 e, görünümünde ortaya çıkabilmeleri. Burada size örneklerinden bir tanesini vermek istiyorum sağda frontalde yerleşimde oldukça da iyi sınırlı gibi görünen bu tümör biz hastayı MR MR'la e, rezeke etmişiz. Rezeksiyon sonrasında azlık e, küçük bir e, rezidümiz var gibi. Hasta oligoastrostom derece 2 tanısı aldı. E, ve arkasından tedavilerin alıyor olmasına rağmen hastanın e, bir frontal bir tümöre e, hızlı bir şekilde 14 ay gibi bir kısa bir zaman içinde eee dejenerasyon gösterdiği, kötü gittiğine siz de rahat rahat görebiliyorsunuz. Ve bunu tanıyı koyduğumuz anda telomeraz mutasyonunu göstermemiz EDH mutasyonu olmamasıyla baştan söyleyebiliyoruz. Tanı da e, bunu bilmemize rağmen hastalığın tedavisi konusunda elimizde çok fazla silah yok şu noktada. Ama her geçen gün tedaviler daha sofistike, daha rafine hale geliyorlar. Yeni yeni ilaçlar yavaş yavaş gelmeye başlıyor. Dolayısıyla bu hastalar için yakında yapabilecek şeylerimiz olacak gibi görünüyor. O yüzden bu tanıları e, yok farz etmek, e, görmemek çok akıllıca görünmüyor bana. Başka bir örnek daha vermek istiyorum. Yine bir e, solda mezial temporal yerleşimle, e, 60'larında bir e, kadın hastamızdı bu, 60'lı yaşlarında. E, bıçakla kesilmiş gibi sınırları olan, kontrast tutmayan, T2'de hiperintens, tam derece e, düşük grade glial tümör e, şey, izlenimi veren e, bir tümör eski anlayışımızda. rezeki edildikten sonra e, bu tümörün de patolojisi astrostom, grade 3 anaplastik astrostom olarak geldi. Fakat tert mutasyonunu gördük hastada. E, bu bize bu hastanın glioblastom olduğunu söyledi. 6. ayda nüksetti e, ve e, ikinci senesi dolmadan bu hastayla da e, hızlı bir progresyonla verdik. Dolayısıyla e, malin davranışın çok net göstergeleri olabiliyorlar bu e, moleküler belirteçler. Bu moleküler belirteçlerin e, düşük grade'lerin içinde oligodendrogliom ve astrostom haricinde bir glioblastom havuzunun da olduğunu Dünyada yapılan büyük e, mole moleküler genetik çalışmalarda artık net bir şekilde ortaya koyuyorlar. Hatta bu kadar da, kal da olmuyor, kalmıyor. Bakıyorsunuz, bizim klinikte e, bu moleküler genetik özellikli GBM olarak gördüğümüz tümörlerin %15'inin, %15'inin yani bu demektir ki her 7-8 tümörden bir tanesinin düşük grade gliyal e, tümör görünümünde ortaya çıktıklarını izliyoruz. Dünya Sağlık Örgütü bunlara ee, Dünya Sörgü Örgütü'nü sınıflandırmasını yapmakta olan patologlar c Now diye bir e, seri çıkartmaya başladılar. E, farklı gelişmeler e, bildiriyorlar. ve Bu gelişmeler sırasında e, bundan e, birkaç sene önce bu demin de anlatmış olduğum düşük grade'li görünümünde olan fakat e, glioblastomun genetik özelliklerini taşıyan tümörleri oldukça da kompleks bir isim verdiler. Geçen sene içinde de bunların artık glioblastom EDH wild type olarak isimlendirmeleri gerektiğini e, söylediler. Yani derece 2 morfolojisinde MR'da derece 2 gibi görünen bu tümörler moleküler genetik özellik olarak GBM'e benzedikleri takdirde otomatikman derece 4 tanısı almaktalar artık. Dolayısıyla Dünya Sağlık Örgütü'nün yeni sınıflandırmasında da 2021 ya da 22'de gelmesi beklenen bu sınıflandırmada da e, büyük ihtimali bunun karşılığını görüyor olacağız. Beşinci altını çizmek istediğim nokta. Difüz gliyonlar progresif tümörlerdir. Ve zaman içinde daha e, daha e, agresif, daha kötü tümörlere dönüşürler. Bu hepinizin gözlemidir. Ama bazen e, hastayı opere etmekte e, imtina ettiğimiz zaman ya da cerrahide cerrahi yapmayalım, biz biraz bekleyelim, bu hastanın cerrahi riski yüksektir dediğimiz zaman bu tümörlerin e, bir kısmının sanki oldukları gibi kalacaklar, büyümeyeceklermiş gibi bir e, izlemle bunu yapıyor arkadaşlarımızın bir kısmı. Oysa difüz gliomlar progresif ve zaman içinde malignitesi artarak büyürler. Bunu zamanında Patrick Kelly'nin stereotaktik biyopsi çalışmalarından gördük. Çünkü difüz glial tümörlerin hepsi infiltratif olarak büyürler. Çevre dokuların içine yayılırlar. Bunu biz kendi klinimizdeki, hastanemizdeki çalışmalarda da gördük. Normal beyin dokusunun içinde bakıyor olduğunuz zaman silme beyin tümörü hücresini normal MR'da normal görünümlü dokunun içinde gösterebildik. Ve dünyada birçok yerde yapılan çalışmalar bu tümörlerin vakit içinde e, çatallanarak son derece karmaşık bir şekilde yeni genetik bozukluklar biriktirdiklerini e, insanlar birçok farklı laboratuvar ortaya koydu ve dolayısıyla da bu tümörler son derece heterojen yapılar e, alıyorlar ve dolayısıyla da vakit içinde bu tümörler e, yıllar içinde daha malin formlara otomatikman dönüşüyorlar. Bu, bu tümörlerin doğasından kaynaklanan bir şey. Dolayısıyla malin forma dönüştüğü zaman yapacak çok bir şeyimiz kalmadan önce biz bu tümörleri erken dönemde cerrahi olarak rezik etmeye çalışmalıyız şeklinde bir e, düşünce de içindeyiz biz klinik olarak. Bizim yine kendi kliniğimizde yapıyor olduğumuz çalışmalar da bu hastalarda e, gliyomlarda DNA'larındaki hasarı tamirde bir eksiklikleri olduğunu net olarak gösterdik. Dolayısıyla tümörlerin bu şekilde daha agresif formlara, daha kötü formlara vakit içinde dönüyor olduklarını anladık. Altıncı başlık. Bu tümörlerde demin de söylediğim gibi izlem bir tedavi seçeneği değildir. Difüz infiltratif glial tümörde izlem bir tedavi seçeneği değildir. Neden? Çünkü tüm difüz gliomlar zaman içinde büyürler. Büyümeyen astrostom ya da oligodendrogliom yoktur. Oligodendrogliomlar ve astrostomlarda büyüme hızları birbirlerinden farklı olsa da bu tümörün ikisi de büyürler. Ve ikisi de vakit içinde daha malin formlara dönüşürler. Yedinci altın çizmek istediğim nokta. Hastalar cerrahi tedaviden yarar görürler ve eğer yüksek rezeksiyon oranları sağlayabilirsek bu hastalarda bu hastaların sağ kalımlarını uzatabiliriz. Bu konudaki e, çalışmaların başını çok uzun yıllardır e, bu konuya emek vermiş olan Mitch Berger e, çekiyor. Mitch Berger 1994 yılında yaptığı bir çalışmada net olarak gösterdi. Geride bıraktığınız tümör hacmiyle e, direkt orantılı e, geride bıraktığınız tümör hacmiyle paralel gidiyor. Tümörün e, malinleşme potansiyeli. Bu daha sonra e, San Francisco Kliniği'nin sadece serisi değil, ama birçok e, klinikten gelebilecek, gelmiş olan büyük serilerle de net olarak gösteriliyor. Siz daha yüksek, daha agresif e, yüksek oranlarda, daha agresif cerrahi rezeksiyonları yaptığınız zaman hasta sağlığını belirgin, belirgin şekilde düzeltebiliyorsunuz. E, yine hepinizin de bildiği, e, Asger Jakobson'un e, Norveç'ten yayınlamış olduğu çalışmalardan bir tanesi Norveç'in kuzey ve güneyinde iki hastaneyi belirtmişti. Bu iki hastaneden bir tanesi biyopsi alıyordu düşük retligilyal tümörlerde. Diğeri e, cerrahi rezeksiyon yapıyordu. Bu ikisi arasında belirgin bir sağ kalım farkı olduğu da gösterildi. Ve bu konuda yapılan e, meta analizler de bize bugün net olarak gösteriyorlar ki biz cerrahi olarak rezeksiyon yapıyor olduğumuz zaman eğer yüksek rezeksiyon oranlarına çıkabilirsek bu hastalarda sağ kalımı düzeltebiliyoruz. 8. Evet, yüksek rezeksiyonlar yaparsak, yüksek e, rezeksiyon oranlarına ulaşabilirsek hastalarda e, sağ kalımı pozitif yönde, müspet yönde etkileyebiliyoruz. Fakat yüksek rezeksiyon oranlarına ulaşmak kolay değil. E, çok uzun yıllara dağılmış olan e, farklı serilere baktığınız zaman rezeksiyon oranlarının, total rezeksiyon oranlarının, geride tümör bırakmadan rezeksiyon yapabilme oranlarının yerlerde sürünüyor olduğunu bu serilerden görüyor olacaksınız. Dolayısıyla e, bizim bu tümörlerde rezeksiyon oranını arttırmak için başka bir şeyler yapıyor olmamız gerekli. Neden bunlarda e, geride rezidüel tümör bırakıyoruz? Çünkü difüz gliomlar cerrahı yaptığı cerrahinin başarısı açısından yanıltıyorlar. Neden? Çünkü normal dokunun içinde infiltre oldukları e, zaman biz bunları normal doku gibi algılıyoruz. Dolayısıyla bizim bize e, geride e, rezi, kalan rezidüel tümör dokusunu gösterecek intraoperatif yöntemlere ihtiyacımız var. Burada ee, cerrahın değerlendirmesinin objektif olmadığını net olarak ortaya koyan bir değil onlarca çalışma şu ana kadar çıktı. Biz peki ee, ameliyat sırasında hangi teknik ve teknolojileri kullanabiliriz cerrahi rezeksin oranlarımızı artırmak için? Birincisi görüntüleme yöntemleri kullanabiliriz. Bunların arasında en ucuz, en kolay ve en efektif kullanılabilenlerden bir tanesi ultrasonografi. Küçük bir ultrasonografi makinesini ameliyathaneye çektiğiniz zaman size tümörün lokalizasyonunu, nerede olduğunu, nerelere kadar e, derinleşiyor olduğunu, nerelere uzanıyor olduğunu rahatlıkla gösteriyor. Bilgisayarlı tomografi e, low-grade glial tümörleri ameliyat sırasında göstermek konusunda çok başarılı değil. Yine aynı şekilde low-field diye bahsediyor olduğumuz e, 0.15 Tesla ya da 0.02 Tesla'lık e, intraoperatif MR cihazları var. Bunlar da T2 görüntüleri çok e, kaliteli olmadığı için e, düşük grade glial tümörlerin cerrahisi sırasında çok da efektif şeyler, e, efektif sonuçlar ortaya çıkarmıyorlar. Ama e, ameliyathane setup'ınızı ayarladığınız zaman e, normalde gündelik olarak kullanılan bir MR'ı bile ameliyat sırasında kullanıma e, kullanılabilir hale getirme şansınız var. Bunu bizim Kozya Tıp bademde e, önünü çektiğimiz e, yüksek e, Tesla'lı MR e, şeyimiz, tecrübemiz net olarak gösterdi. Yani intraoperatif MR'la da bu tümörlerde geride riskli kalıp kalmadığını kullan görebiliyoruz. Ayrıca e, kortikal subkortikal haritalama gibi yöntemler de bize çok belirgin e, ameliyatımızın emniyetini arttırmak konusunda yardımcı oluyorlar. E, Başını e, bu Mitch Berger ve Uğdifo'nun çekiyor olduğu uyanık kran kremi... bilateral tümörlerde kullanılması son yıllarda oldukça popüler hale geldi. E, bazı klinikler bunu da e, seçebiliyorlar, bunu da ön plana koyabiliyorlar. Ayrıca bunun haricinde optik koherans tomografisi e, gibi e, farklı deneysel tümörün lokalizasyonunu e, ve çevre dokun içinde tümör olup olmadığını gösteren bazı yöntemler ortaya çıktı ama bunlardan bazılarını kullanmak zorundasınız. İntroperatif bir e, size fotoğrafta e, ultrasonografinin bize burada ne kadar net bir şekilde tümörü lokalize edebildiğini, tümörü rahatlıkla sınırları iyi bir şekilde e, cerrahi olarak e, hedef olarak size gösterebildiğini e, şey yapabiliyorsunuz, görebiliyorsunuz. Ayrıca Nöronavigasyonu da kullanabiliyoruz ama nöron navigasyonda burada da e, buradaki şekilde de net olarak görebildiğiniz gibi kraniotomiyi yaptıktan sonra bir e, shift durumu söz konusu olabiliyor ve e, navigasyonunuzu ameliyat sırasında yenilemeniz gerekiyor. Bu da e, teknik olarak çok kolay bir şey değil ya da çok sofistike çok pahalı e, ameliyat sırasında kullanılabilen ultrasonografi yöntemleri almanız gerekiyor. Monitorizasyon yine bize e, önemli e, fonksiyonel alanlar çevresinde olan tümörleri hem lokalize etmemizde hem de bunları rezeke etmemizde yardımcı oluyor. İntroperatif MR'dan da bahsetmiştim. Burada da bir örneğini görüyorsunuz. Rezeksiyon sonrasında biz çıkardık, temizledik derken geride rezidü kaldığını görüyoruz. İkinci MR'a giriyoruz. Yine de bir miktar daha rezidü kaldığını görüyoruz. Ancak üçüncü e, MR'da ameliyat sırasında yapılan, e, üçüncü MR'da T2 alanının tamamını çıkarabildiğimizden emin olabiliyoruz. Ve üç aydaki e, MR görüntüsü de bunu bize e, doğrulamış. Yani intraoperatifte mümkünse kullanabilecek yöntemlerden bir tanesi. Bu normal ameliyathanede illa da ameliyathanenin içinde sadece ameliyata kullanılacak olan bir MR şeklinde alınmak zorunda değil. Demin bahsettiğim gibi. E, bu konuda da klinimizin oldukça büyük bir e, birikimi var. Bunu da sizlerle paylaşmaktan e, mutluluk duyarım. Ayrıca e, yine bu intraoperatif MR'ın e, babalarından, bu işin önünü çeken insanlardan Peter Black 2005 yılında e, Harvard'da yaptıkları tecrübeyi göstererek bu hastalarda reküransı ve ölüm ihtimalini intraoperatif MR kullanımıyla azaltabildiklerinin e, altını çizmiş ve bu konuda e, bir e, kanıt ortaya koymuştu. Ayrıca e, Lancet Onkoloji'de 2011 yılında e, Christian Zemf ve arkadaşlarının çıkarttıkları çalışmada total rezeksiyon oranlarını intra, intraoperatif MR kullanımının arttırabildiğini net olarak gösterdi. Bizim kendi klinemizdeki detaylar da bunu gösteriyor. Sağ kalım avantajı sağlıyor intraoperatif MR kullanabiliyorsunuz. Şimdi e, yine çok önemli noktalardan bir tanesi ama son e, başlığımıza geliyorum. E, eminim, umarım siz bu noktaya kadar sıkmamışımdır. Düfüz gliyomlarda eskiden e, bir anlayış vardı. Derece 2 gliyomlar yavaş büyüyen tümörler oldukları için bunların sadece cerrahiyle e, temizlenebilecekleri, çıkarılabilecekleri yönünde bir e, genel kanı vardı. Ama bugün artık biliyoruz ki bütün difüz gliyomlar, yani derece 2, 3 ve 4 difüz gliyomların hepsi adjuvan tedavi ihtiyacı duyarlar. Neden? Çünkü burada da örneğini görebiliyorsunuz. Bakın sağ bir glial tümörümüz rezeki edilmiş. Rezeksiyon sonrasındaki 3 aydaki MR'ımız iyi olmasına rağmen 60. ayda, 5. senede beklediğimiz zamanlarda bir frontalde reküransla gelmişiz. İkinci kere oper etmişiz. 12. ayda tekrar hızlı bir şekilde büyüyen bir tümörle karşılaşmışız. Bu ne demektir? Bu tümörler iyi rezeksiyonlar yapıyor olsanız bile arkadan geliyorlar. Bunun en dramatik örneklerinden bir tanesi bu e, ÜGDÜFO'nun kendi e, serisinden e, izlenebiliyor. ÜGDÜFO 16 hastalık supra total yani e, MR'da görünebilecek e, T2 ağırlıklı incelemelerde görünebilecek yerde tümör kalmamasına ve hatta bundan da e, ileriye giden bir marjinle tümör çıkarılmasına rağmen e, bu tümörlerin vakit içinde nüksedebileceklerini söylüyor. Ne kadar nüksetmiş? Bu takip sırasında 16 tümörün 8 tanesi nüksetmiş. Yani %50 rekürans oranı var ortalama da 5 sene gibi bir zaman sonrasında. Dolayısıyla supra total bile rezeke etseniz bu tümörlerin adjuvan tedaviye ihtiyaçları var. Ee, ve bu izde e, bu arada biliyoruz ki ihtiyaç mutant gliomlar yani astrostomlar ve oligodendrogliomlar yapabildiğiniz efektif cerrahiler radyoterapi ve temozolomitten son derece fazla yarar görüyorlar. Bunun elimizde artık prospektif, randomize, kontrollü, çift gör, level 1 e, kanıtı var. Bu tüm derece iki tümörler için de gösterildi. Anaplastik ast oligodendrogliomlar için iki tane ayrı çalışmada gösterildi. E, düşük grade'li e, diye isimlendiriyor olduğumuz eskiden derece iki tümörler için gösterildi. Yani hemen hemen her tümör için e, elimizde bu var ve hatta guideline'ların içine de e, bu tümör hastalarda riskli hasta olduklarını kabul ediyor olduğumuz anda otomatikman adjuvant tedavi ekleme e, durumumuz e, söyleniyor. Yalnız bir detay daha var. İDH mutant glial tümörleri biz eee yine e, derece 3 oldukları zaman ya da derece 4'e çıkıyor oldukları zaman çok agresif tümörlermiş gibi e, yorumlama eğilimine gidebiliyoruz. Ama bunlar bakıyor olduğum zaman mesela astrostomlar derece 2 de olsalar, 3 de olsalar, 4 de olsalar üç aşağı beş yukarı aynı saklıma gösteriyorlar. E, baştan itibaren ele aldığınızda. Bunlara birkaç tane örnek vermek istiyorum size. Bundan sonra başka bilgi vermeyeceğim. Sadece bunların üzerinden geçiyor olacağız. İdiaş mutant e, derece 2 tümörler e, gliomlarda remisyon sağlayabiliyoruz. Nasıl yani? sağda şey solda frontalde yerleşimli olan yine sol dominant olan bir hastada e, konuşma alanlarında içine alan bir tümör e, karşımıza çıktı. Bu tümörü biz intraoperatif MR'la da e, tümörün e, inferior frontal girusa ve orta frontal girusa e, invazi olan kısmını da geride bırakarak subtotal bir cerrahi yaptık. Geride e, tümörümüzün kaldığı hastaya zarar vermemek için e, konuşmasına zarar vermemek için geride tümör bıraktığımızı görebiliyorsunuz. Ama arkasından e, Radyoterapisini ve bununla birlikte temodal tedavisini alan bu hastamızı 68 aydır rekürransız ve regresyonla tümör regresyonuyla izliyoruz. Yine diğer bir örnek e, solda supramalginal girus e, içinde yerleşimi olan bu tümörde de e, hastada konuşmanın bozulmaması için belli bir e, rezidü bırakarak e, çıkardık. 24. ayda hasta radyoterapi aldığı için e, son derece iyi gidecek gidişatlı bir e, sürvi gösterdi. Oligodendrogliom grade 2 IDH mutant 1p19 kuklodresyonu pozitif bir hasta bu. Yine diğer bir hasta, 33 yaşında bir hemşire e, şeyimiz. Substansiyel inominata içinde yerleşimi olan bir tümörü var. Bu bölgedeki tümörlerde hasta hemipleji yapma şansınız çok yüksek olduğu için bu hastada da e, subtotal bir cerrahi yapılmış. Bu bizim klinimizin hastalığından bir tanesi değil. Fakat e, arkasından radyoterapi ve e, kemoterapiyle devam ettikten sonra 21. ayda belirgin regresyonunu da bu hastada net olarak görebiliyorsunuz. Yine diğer bir hasta, e, bu hasta e, İran'dan e, benim opera etmiş olduğum bir tane hastaydı. Hastada e, oldukça da infiltratif bir, e, büyük bir tümörü vardı. Gross rezik etmenin mümkün olmayacağı bu tümörde, internal kapsülün içinde de infiltre olan bu tümörde, tümörün ana kitlesini çıkarıp arkasına radyoterapi, kemoterapi verdikten sonra 12. ayda tümörün belirgin regresi olduğunu görüyorsunuz. Yani anlayacağınız ek tedavilerinizi, adjuvan tedavilerinizi verdiğiniz zaman bu tümörler iyi gidiyorlar. Derece 3'lerde iş farklı mı? Derece 3'lerde de iş gayet iyi gidiyor aslında. E, ee, Kane Cross'un 2013'te yaptığı, Ken Cross ilk defa bir P19 gösteren adamdır. Ee, uzun dönem izlemini, 10 seneyi geçkin izlemlerini yapıyor olduğu e, hastalarda şunu gösterdi. Siz kodilasyonu olan bir hastada eğer hastaya radyoterapi ve kemoterapi verirseniz sağ kalım beklentisini 2.6 yıldan 14.7 yıla çıkarıyorsunuz. Yani sağ kalım 6 kat artıyor. 2.6 yıl sağ kalmak ne demek? 15 yıl sağ kalmak ne demek? Bunların aralarında çok belirgin bir fark var. Dolayısıyla bu hastalar ek tedavileri hak ediyorlar. Ee, burada da e, oldukça infizitif, heterojen görünümde bir oligodendrogliom görüyorsunuz. Anaplastik bir oligodendrogliom olarak gelmiş patolojisi. Motor korteksi uzanan parçasını biz ameliyat sırasında e, geride bıraktık. Hastalığa herhangi bir zarar getirmemek için. Daha e, dün MR tetiklerini gönderdi. 76. ayda biz bu hastayı kemoterapi ve radyoterapi almış bir şekilde rekürransız net bir şekilde izleyebiliyoruz. Yine anaplastik bir oligodendrogliom derece 3. E, motor korteksin içine infiltre olan e, alanı var tümörün. Geride de kalan kısmını ameliyat sırasında intraoperatif MR'da da görebildiğiniz gibi rezidü olarak bırakmışız. E, radyoterapi sonrasında ve temodar sonrasında 40. ayda tümörün regresi olduğunu görüyorsunuz. Yani işler iyi gidebiliyor. Yine diğer bir hasta çıkartma şansınızın olmadığı tümörler de oluyor. Burada singulat virüsün içinden e, hem frontali hem motor alanı da e, de içeren, santral alanı ve e, frontal lobun önemli bir kısmını içeren bu tümörde stereotaktik biyopsiyle tanıyı koyduktan sonra radyoterapi yapıldığında hastada çok belirgin bir regresyon sağlayabildik. Bu hastada da 3. serimizdeyiz izlemde. Derece 4'e geldiğiniz zaman işler değişiyor mu? derece 4'e geldiğiniz zaman da işler çok fazla değişmiyorlar. İDH mutant tümörler diye bahsediyor olduğumuz tümörler e, glioblastom tanısı almış, başta glioblastom tanısı almış olan tümörlerin kabaca %10'unu oluşturuyorlar. Ve bunlara bakıyor olduğun zaman bu tümörlerin e, bizim e, kliniğimizin 140 e, hastalık bir serisinde baktığımızda hastalarının %70'inin 5. seneden daha uzun yaşadığını görüyoruz. Bir tümörün, bir tümör grubunun %70'i 5. seneden uzun yaşıyorsa bu glioblastom davranışı değildir. Bu düşük bir rekli glial tümör davranışıdır bizim eskiden bildiğimiz gibi. Çünkü bunlar astrostomların derece 4 olan tipi. Dünya Sağlık Örgütü de burada e, demin de bahsettiğimiz gibi e, Dünya Sağlık Örgütü de bu tümörleri artık derece 4 astrosom olarak isimlendirme yolunda. E, glioblastomların içinde de yine bu tarz İDH mutan tümörleri son derece heterojen ve kötü görünseler bile görebiliyorsunuz ve burada gördüğünüz gibi 8. sene sağ kalın. Yine başka bir e, tümörde 8. sene e, belirgin regresyonla sağ kalım. Bunları e, artık rutin olarak görebilir hale geldik glioblastomlarda da. Dolayısıyla ee, söylemek istediğim, bugün son olarak söylemek istediğim şey şu, bugünkü çıkarımlarımız şunlar. Farklı gliomlar, birbirlerinden farklı biyolojik davranışları olan tümörler. Bunlar aynı tümörler değiller. Derece 2'nin içine tıkmaya çalıştığımız tümörler, birbirinden farklı tümörler. Derece 4'ten içine tıkmaya çalışmış, çalışmakta olduğumuz tümörler, birbirinden farklı tümörler. Ve bu tümörlerin tanısını koymak için mutlaka moleküler biyolojiden de destek alan adam gibi patolojik e, tanılara ulaşmak şart. Difüz gliomlar ee, çok uzun yıllardır biliyor olduğumuz gibi cerrahi tedaviden yarar görürler. Ama cerrahide hastaya zarar vermeden tümörün büyük bir kısmının çıkarılmaya e, çalışılması gerekiyor. Bunda da ek teknolojilerle ihtiyacımız var. Son olarak e, net olarak ortaya konması gereken şey de, difüz gliomlarda cerrahi kür mümkün değil. Ek tedaviler mutlaka bu hastalara verilmeli. Sabrınız için çok teşekkür ediyorum. Katkılarınız ya da sorularınız olursa. E, Hocamın da izniyle e, hepsini e, cevaplandırmaya çalışırım. Hocam çok teşekkür ederiz bu güzel sorununuz için. Ee, birkaç e, soru ve katkı görüyorum. İzin verirseniz onları da başlayayım. Ee, Malatya'dan Doktor Gökhan Gökçe. Bayağı dokmaya sahip olduğumu gördüm. Güncel bilgilendirme için teşekkürler. O zaman saptırdığımız her kraniyel kitle için moleküler genetik test gerekli midir? diye sormuş. Ee, İsmail Hakkı Hocam. Benden... İsmail Hakkı Hocam. Hemen açıyorum. İstek yolladım hocam size. Ee, evet. E, Koraycığım çok teşekkür ederim. Ben bir iki konu üzerinde durmak istiyorum. Ee, bu özellikle intraoperatif <laughs> değerlendirme konusunda mutlaka siz onu biliyorsunuzdur ama e, herhalde e, burada bahsetmediniz veya benim bahsetmişsem dikkatime kaçmış olabilir. Bundan yaklaşık 5-10 yıl evvel Bursa'da yapılan bir tümör toplantısında ben bu konu üzerinde bir konuşma yapmıştım. Hatta bu Raman intraoperatif mikroskopundan bahsetmiştim. Mutlaka biliyorsunuzdur. Hatta şimdi onun yeni bir e, kalem tarzında çıkan bir e, modeli var. Yani intraoperatif olarak tümörün e, özellikle protein, lipid e, oranlarını değerlendirerek e, renk değişikliğinden tümör hücresi var mı yok mu özellikle GBM'lerde e, bir intraoperatif e, total rezeksiyon e, için bir yöntem olabilir. Bunu e, bir hatırlatma katkı olacağını söylemek istiyorum. Bir de e, çok doğru söylediniz, total çıkartmak çok ehemmiyetli. Bizim başımızdan geçen bir hadise var bundan 35 sene önce. Üniversite bir asistanımız GBM tespit etmiştik ondan. Sol temporal idi. GBM'de asistandı üniversitede. Ve biz total çıkardık ama o zaman ben mikroşirurji ile yapıyordum. Yani o zaman tümörleri de mikroşirurji ile yapıyordum. Ve transit arterleri koruyarak yapmıştım. Hatta... E o zaman biz e, kendi kliniğinde intro, bütün ameliyatları, büyük ameliyatları videoya kaydediyorduk. Hala onun o, o videolar durur yani üniversitenin fakültenin arşivinde. E, onu bandı da almıştık. Transit arterleri koruyarak total çıkarmıştık ve GBM çıkmıştı patolojisi. Ve çok üzüldük tabii haliyle. Ama e, hastanın daha sonraki kontrollerinde hiçbir nüks olmadı ve daha sonra biz bu nöropatolog diğer nöropatolog diğer e, Merkezlerde nöropatolog arkadaşlara gösterdik o zaman. Yani 80'li yıllarda. Ve hepsi de aynı şekilde GBM dediler buna. Ee, daha sonra 1991 mi neydi? Ben onu, e, yani blokları ve camları, e, preparatları Amerika'da bizim Raymond Savaya ile birlikte değerlendirdik. O orada yine e, nöropatologlara gösterdi. Onlar da GBM. Yani acaba bir yanlış bir... E, teşhis midir diye düşündük falan. Fakat hepsi GBM e, çıktı so söylendi ve hasta e, profesör oldu sonra. Yani hastayı bundan on yıl önce en son görmüştüm. Yaşıyordu. Hiçbir problemi yoktu. Yani tabii o zaman bu e, mutasyon çalışmaları, mutan çalışmaları yapılamıyordu o zamanlar. Ama e, sizin üzerinde durduğunuz konu çok ehemmiyetli. Yani GBM deyip de ya işte yapacağımız bir şey yok deyip bırakmak doğru değil. Bunu ben e, hatırlatmak istedim. E, teşekkür ediyorum fırsatı verdiğiniz için bana. Biz teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun. Eee ee, moleküler biyoloji konusunda biz e, rutinde e, çok basit bir şekilde çok ucuza, gerçekten çok ucuza yapılabildiği için İDH mutasyonunu ve TERT mutasyonunu bizde opera olan her difüz glial tümörde yapıyoruz. Hepsinde rutin olarak taranıyor. Ee, yüksek renkli glial tümörlerde işte bu MGMT metilasyon dediğimiz, bugün de bahsetmemiş olduğum başka bir şeyimiz daha var. Onu da kendi tecrübemizi artırabilmek için e, yapıyoruz artı şey olarak deneysel olarak ya da klinik araştırma amacıyla yapıyor olduğumuz çalışmalar da var ama rutinde bu moleküler biyolojik teknikleri kullanmak gerekli. Çünkü ancak bunlar sayesinde objektif bir tanıya ulaşabiliyoruz. Teşekkür ederiz hocam. Nesrin Akkoyun Kayran sunumuz için teşekkür ederim. Bu moleküler markalar şu an Türkiye'de kaç laboratuvarda bakılabiliyor ve fiyatların ne ölçüde artırıyor bilginiz var mı? diye sormuş. Ee, devlette de, üniversitelerde de, özel hastanelerde bu testler artık rutin yapılabilir hale geldiler. Ee, İDH mutasyonu ve TERT mutasyonu göstermek için Sanger sekanslama dediğimiz son derece temel bir yöntem kullanılıyor. Sanger sekanslamak için e, kullanıyor olacağınız sarf malzemesi giderleriniz bir iminöste kimya boyası yapmaktan daha pahalı değil. Yalnız e, patolog arkadaşlarımızın da e, içlerinde bu şeyi hazmetmeleri her laboratuvarda, her e, tarafta bir moleküler biyolojiyle uğraşan birilerinin de olabilmesi gerekli ki her laboratuvarda bunu ulaşma şansımız olsun. Dolayısıyla onlar bu görevi e, tam olarak yerine getirene kadar biz onları bilgimizle dürtmeliyiz diye düşünüyorum. Evet, e, Erdal Coşkun, düşük derecede griyom gelince adjuvan tedavi için, devlet ödemesi için <laughs> gerekiyor mu diye sormuş devlet difüz infiltratif tümörlerde e, radyasyon onkoloğu ya da medikal onkoloğunun yazdığı her hastaya temodal veriyor. Teşekkür ederiz hocam. Ege Üniversitesi'nden Profesör Doktor Sedat Çağlı bu güzel sunum için teşekkür ederim. E, Sağ kan olun. kanabislerin tedavide e, kullanım konusunda görüşleriniz nelerdir diye sormuş. Kanabinoidlerin e, glial tümörlerde e, ya da diğer kanserlerde kullanıma e, olabileceğine dair e, to, araştırmalar çıktı. Hatta Roche bunlardan bir ilaç yaparak e, standartize bir formunu piyasaya da geçirdi. Ama bunun e, işe yarayabileceğine dair e, şu ana kadar elimizde hiçbir kanıt yok. E, teşekkür ederiz. E, Hakan Millet, Koray abi çok güzel sunummuş. E, Nezih Oktar, tebrikler güzel sunumunuz için demiş. Sağ olun Nezih Hocam. Ayhan Kanat, e, moleküler destekli doku tanısı gliyonlarda sörveyi e, ne kadar etkiliyor, ne kadar artırıyor diye sormuş. E, demin de örneklerini gördünüz. E, glioblastom tanısı almış 142 hastayı ilk tanı anında ama sonradan upgrade etmiş tümörler değiller. Biz gözden geçirdiğimiz zaman bu tümörlerin kabaca %10'unun %10'unun, yaştan bağımsız olarak, gençlerde tabii ki daha fazla görünüyor ama 80 yaşında, 90 yaşında insanlarda da İDH mutant tümörler olarak çıkabildiklerini gördük. İDH mutant tümörler olarak çıktıkları zaman bunlar, e, otomatikman bu hastalarda yüksek e, sürü beklentiniz oluyor. Dolayısıyla e, bu hastalarda işlerin iyi gitmesini beklemek, e, klinikteki e, tedavilerinizi buna göre adapte etme şansınız oluyor. Komplikasyondan koruyabilmek amacıyla bu hastaları. Tedavi ...yapacağınız agresif tedavilerin komplikasyonlarına koruyabilmek amacıyla. Dolayısıyla e, bizim kliniğimizi çok değiştirdi. Teşekkür ederiz. Ee, Kliniğimiz uzmanlarından... E, ...Doktor Gökhan Gürkan güzel sunum için teşekkür ediyoruz demiş. Mukbari Naziroğlu hocamız, ee, sevgili Koray güzel sunum için teşekkür ederim intraoperatif e, ala fluoresin kullanımı ile ilgili yorumunu rica ediyorum demiş. Kambin barenin yıkık olduğu tümörlerde e, biz rutin olarak sodyum fluoresin kullanıyoruz. E, daha doğrusu kullanmayı seven hocalarımız var, sevmeyen hocalarımız var e, kliniğin içinde. Ama çok e, efektif kullanılabilen, basit, ucuz yöntemlerden bir tanesi. Özellikle derin doku içinde e, kambin barenin yıkık olduğu metastazları, yüksek grade glial tümörleri, glioblastomları vesaire bunları gösterebilmek için çok işimize yarayan yöntemlerden bir tanesi. 5 aminolövinilik asit e, enorm pahalı e, ve mikroskopta da bir e, özel e, şey gerektiriyor. Hastayı izole etmeniz gerekiyor vesaire. E, bunları rutinde kullanamıyoruz, kullanmıyoruz. Ama fl sodyum floresiyle rutin kullanılıyor. Ee, Ümit Kepoğlu, umut verici ve aydınlatıcı, toparlayıcı bir konuşma. Tebrikler, teşekkürler demiş. Ee, Mehmet Ali Demirci, Karadeniz Teknik Üniversitesi ee, katkıda bulmuş. Komvaziyal MR'dan ziyade daha ileri tümör karakter analizi yaptığı düşünen MR perfüzyon ve spektroskopi ile gliyonlardaki moleküler genetik markaların korelasyonu hakkında ne söyleyebiliriz? İkinci sorum stereotaksik biyopsiyle yetindiğiniz ve adjuvan tedavilerle izlediğiniz olgular oluyor mu? Güzel sunum için teşekkür ederiz. Sayın hocam demiş. Ee, katkı için çok teşekkür ederim. Bu da çok önemli bir nokta. Ee, vakit içinde bu moleküler e, genetik e, belirteçleri taşıyan tümörlerin e, MR spektroskopi, perfüzyon MR'ı e, vesaire gibi e, ileri MR yöntemleriyle ayrılabileceği de e, gösterildi. Biz kendi klinimizde de bunu çok aktif olarak çalışıyoruz. Bugün izositrat ve mutasyonu, EDH mutasyonu olan içeren tümörleri %96'dan yüksek bir güvenirlikle söyleyebiliyoruz. Yani bu büyük ihtimalle EDH mutant glial tümördür şeklinde söyleme şansımız oluyor. Biz de yönlendiriyor, tanı ve tedavi açısından da bizi yönlendiriyor tabii ki bu. Özellikle en fazla kullanıyor olduğumuz bu ileri e, MR e, sekanslarında durumlar şunlar oluyor. E, bütün difüz infiltratif tümörler e, istisnasız olarak büyürler diye söylemiştim. Ama bunları taklit edebilen DNT gibi, gangliogliom gibi, plastik astrosom gibi, gangliositom gibi, epandimom gibi, parankim içinde epandimomlar gibi tümörleri e, görmüyor değiliz. Bu tarz tümörler... E, Standart, konvansiyonel MR yöntemleriyle de %100 tanısını koymanız çok kolay olmuyor. Dolayısıyla bunlarda perfüzyon e, MR kullanarak, MR spektroskopi kullanarak bu tümörleri e, difüz infiltratif glial tümörlerden ayırmaya çalışıyoruz. Bu konuda da çok işimize yarıyor. E, Sterotak biyopsi bir kliniğin şeyleri, e, silahları arasında olmazsa olmazlardan bir tanesi bence. E, biz rutin olarak, çok sık olarak kullanıyoruz stereotaktik biyopsiyi. E, cerrahi olarak çıkarılamayacak e, fakat e, doku tanısı almak istediğiniz e, glial tümörlerde. Teşekkür ederiz hocam. İzmir'de Türkiye Eğitim Araştırma Hastanesi Radyasyon Okulu'ndan e, Ayhan Aydın Hoca. E, aydınlatıcı ve geniş seri içeren bu güzel sunum için teşekkürler. Hastanemizde de cerrahi ve bizlerin kemoradyoterapi sonuçları gayet yüz görücü. Ancak bazen idrars mutant olmayan hastalarda da beklenmeyen iyi seyir izlediğimiz de oluyor. Bu konuda bir yorumunuz olur mu? Hocam çok doğru söylüyor. Bizim daha doğrusu tüm dünyanın net olarak gördüğü şeylerden bir tanesi bizim bugün idrars mutant olsun olmasın glioblastom dediğimiz hastalığın tek bir hastalık olmadığı. Glioblastomlar büyük ihtimalle bir çöplük tanı. Yani e, morfolojik olarak glioblastom özellikleri taşıyan bütün tümörleri altta yatan özellikleri, altta yatan e, biyolojiler ne olursa olsun biz aynı tümör grubun içine tıkıyoruz. Ama bunların içinde e, gliomarfik santoastrostom özellikleri içeren çok iyi gidişatlı tümörler çıkabiliyorlar. İdiaş mutant glial tümörler çıkabiliyorlar dediğim gibi. Bunun tam tersi spektrumda histon mutasyonları içeren berbat gidişatlı glial tümörleri görüyoruz. E, moleküler genetik belirteçleri tam olarak bir betimlenmiş glioblastomun tipik özelliklerini taşıyan tümörleri görüyoruz. Bunlar da 3 aşağı 5 yukarı aynı şeyleri yapıyorlar. Bir de bunların haricinde başka moleküler genetik özellikleri var. Mesela SETD2 mutant, G34 mutant gibi başka tümör grupları da var. Bunların her biri farklı biyolojik davranışlarda bulunuyor. Bizim klinikte izliyor olduğumuz şeylerden bir tanesi şu. Biz bu hastalara glioblastom hastalığına rutin bir tedavi veriyoruz. Yani hasta cerrahi olarak hastaya zarar vermeden rezeksiyonu yapıldıktan sonra e, radyo kemoterapi alıyor. Yani radyoterapi alıyor, e, konkomitan e, temozolomit alıyor ve arkasından da zorlayabileceğimiz kadar, uzatabileceğimiz kadar temodal e, vermeye çalışıyoruz hastalarımıza. E, bu tedavilerin altında e, klasik GBM genetik özelliklerini taşımayan e, tümörler çok ilginç e, rekürans paternleriyle gelebiliyorlar. Leptomeningel nodüler e, reküransları olabiliyor bu hastaların. Spinal e, seedinglerle gelebiliyorlar multifokal reküranslar gösterebiliyorlar. Yani çok e, ilginç, alışık olmadığınız e, rekürans paternleriyle çıkabiliyorlar ortaya. Dolayısıyla yani tümörün nasıl davranacağı konusunda da size yol gösteriyor. Uyanık ol bu tümör e, gidişatı konusunda diyor mesela. Katkı için çok teşekkür ederim hocam. Radyasyon onkolojisi e, bizim e, en, en yakın e, dostlarımız, en yakın arkadaşlarımız bu e, korkunç tümörlerin tedavisi konusunda. Çok teşekkür ederim katkınız için. Biz de teşekkür ederiz. Ege Üniversitesi'nden doçent doktor Ergün Ölgüray 10 ana başlıkta toplanan her, her zamanki gibi derli toplu harika sunum için teşekkürler. Daha da geniş ve kapsayıcı bir gözden geçirme için 2019'da Turnok çatısı altında hazırlanan Türkçe Nöroşürcü dergimizin, dergimizin ilgili sayısında yine Koray Hoca'nın derlemesini şiddetle öneririm demiş ve e, ardına bir soru eklemiş e, Erkin Hoca. 5-10 e, sene kadar önce gen tedavisi, viral vektörler vesaire, özellikle GBM için çok popülerdi ve ümit verici görülüyorlardı. Gen tedavisi ve beklenen gelişmeyi sağlayamadı diyebilir miyiz? Hala ümidimiz var mı? demiş. Hmm. Doktor Erkin Bey'e çok teşekkür ediyorum. Ee, kendisi e, Türk e, Nöroşişici Derneği'nin Nöronkoloji grubunda da e, omuz omuza işler yapmaya çalıştığımız arkadaşlarımızdan e, gen tedavisi dediğimiz şey e, hedef dokulara, bu ister e, normal dokular olsun, ister hastalıklı dokular olsun, ister tümörel ya da kanseroz dokular olsun yeni genler aktarıp bunu bu şekilde tedavi etmeye çalışmaktır. <laughs> Ee, gerçekten son 10 sene içinde e, bu olduğu yerde sayıyor. Çok fazla ileri gidemedi. Yeni pek bir gelişme yok bu konuda. Teşekkür ederiz hocam. İstanbul Bakırköy Sadık Anık Eğitim Araştırma Hastanesi'nden Musa Çırak Supra total rezeksiyon yapmak mümkünse özellikle hangi vakalarda bunu buna dikkat etmek gerekir? Güncel ve güzel sunumunuz için teşekkürler demiş. Çok teşekkür ederim hocam. Ama ee, biz e, uyanık kranitomi yapmıyoruz klinik olarak. Ee, dolayısıyla supra total reseksiyon e, ancak bizde e, temporal e, uçta e, yerleşimli olan e, tümörlerde ya da frontal polde yerleşimli olan tümörlerde e, söz konusu olabiliyor nadiren. E, ama e, hem düşük kredili tüm, e, glial tümörler hem glioblastomlar için net gösterilmiş ki Supratotal rezeksiyon yapabildiğiniz zaman sağ kalım avantajınız daha da belirginleşiyor. Tümörünüz ne kadar agresifse cerrahinin değeri o kadar azalıyor. Ama cerrahi rezeksiyon oranınız ne kadar agresifse de cerrahi değerinizin değerinizi o kadar yükseltebiliyorsunuz, o kadar arttırabiliyorsunuz. Teşekkür ederiz hocam. Mehmet Ali Demirci. Öncelikle moleküler genetik marka açısından değerlendirebilmek üzere, e, stereotaksik biyopsi yapıp sonrasında sonuca göre cerrahi rezeksiyon kararı e, total, subtotal, subtotal e, verdiğiniz oluyor mu diye sormuş. Çoğu zaman e, ameliyat öncesinde bir hastalığımızı çok detaylı MR görüntülemeleri, e, klinikteki muayenelerin çok iyi yapılması vesaire gibi yöntemle detaylı olarak inceliyoruz vakit ayırarak. Dolayısıyla e, stereotaktik biyopsi vesaire onun gibi ön tanıyı e, biyopsiyle koymak ihtiyacı olmuyor. E, bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi stereotaktik biyopsinin de e, düşük fakat gerçek bir e, riski olması. Kanatma riskiniz var. Dolayısıyla e, mümkün mertebe e, baştan yapılacak tedaviyi definitif şekilde baştan planlıyoruz. Klinik olarak. teşekkür ederiz hocam. Erdal Coşkun, uyanıkta, uyanıkta değişim gelişince ne yapıyorsunuz? uyguluyorsanız eğer diye sormuş. Uygulamıyoruz. Yani Marmara Üniversitesi'nde yaptığımız vakalar olmuştu. Ee, uzun, çok uzun yıllardır uyanık yönetimi kullanmıyoruz. İntroperatif MR ve e, elektrofizyolojik yöntemlerle bunu e, kompans etmeye çalışıyoruz. Birebir aynı şeyler değiller tabii ki ama e, aynı amacı, aynı hedefe yönelik olarak başka alternatif e, stratejiler bunlar. Gökten. E, Gökhan Akdemir, e, ile ilgili makaleleri içeren bir e, link bırakmış. İlgilenenler e, e, ulaşabilirler. Teşekkür ederiz. Hastanemiz e, Radyoloji Kliniği'nden Profesör Doktor Fazıl Gelal. Güzel sunumunuz için teşekkürler. İntraoperatif görüntüleme e, yöntemi seçimini e, ultrason ya da MR e, hangi kriterlere göre karar veriyorsunuz? diye sormuş. E, sayın Hocam, e, hepsini kullanıyoruz. Ne var ne yok her şeyle saldırıyoruz. Çünkü önemli bir düşman karşıdaki. Ultrasonografi çok ucuz kullanılabilecek yöntemlerden bir tanesi. E, Intraoperatif MR'da ise bizim şu anki tek kısıtlamamız e, erişkin hastalarda e, prom pozisyonda yani yüzük oyun yatarken e, hastalar e, MR görüntülemek çivili başlığın MR e, gantresine sığmaması dolayısıyla e, zor oluyor. E, pediatride yapılabiliyor bu hala ama erişkinde bunu yapmak son derece zor. Sığmıyorlar çünkü. bu zorlama haricinde hemen hemen her vakada kullanabiliyorsunuz. Teşekkür ederiz hocam. E, Çetin Evliyaoğlu, güzel sunum için teşekkürler. Elekant alanlarda total çıkarım söz konusu olduğunda fonksiyon korumamı, yaşam süresi arttırmamı ikiliminde tercihinizi ne yönde kullanıyorsunuz? Fonksiyon. Diye sorun. Ee, Ali Akar Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nden Ümit e, Ali çok demiş e, Koray Hocam güzel sunumuz için teşekkürler e, kişiye özel glial tümörle ilgili düşüncelerinizi e, alabilir miyim demiş e, Gliyal tümörün detaylarının e, o kişiye ait olarak e, net olarak ortaya konması son 5 ila 10 senelik bir e, dönemin teknolojisinin uygun hale gelmesi dolayısıyla yapılan yöntemlerinden bir tanesi. E, o hastadaki e, tümörün bütün genetik özelliklerini e, haritalayıp e, ondan sonra e, bu tümör için ideal olacak tedavi yöntemlerini e, kullanmaya e, çalışmayı hedefleyen bir e, hipotezdir bu. Ama e, başarısı... Çok da e, parlak olmadı doğrusu isterseniz. E, çok ilginç bir şekilde. E, çünkü glioblastomlar e, çok e, zorlu tümörler. E, baktığınız zaman e, hedefli tedaviler, yani hücrenin içindeki biyolojik sistemdeki bozuklukların spesifik olarak hedeflenerek e, bunlara yönelik olarak tedaviler verilmesi tıpta gerçekten e, çığır açan e, tedavi yöntemlerinden bir tanesi. İlk olarak e, PDGF inibitörü Gleevec'le başladı. Kronik e, miyoloid lösemi de hematolojik hastalıklarda. Bugün akciğer kanserinde, epidiyelal growth factor reseptör e, özellikle taşıyan e, ya da başka e, moleküler hedefleri olan e, hastalarda, e, meme kanserinde, renal e, hücreli karsinomlarda vesaire Birçok kanserde hedefli tedavileri, e, yani halk arasında akıllı ilaç denen e, tedavileri çok efektif kullanabiliyoruz. Ve bu tedavilere bu tümörler e, çok dramatik yanıtlar verebiliyorlar. E, Kronik, Kronik myeloid lösemi artık bir rutin bir hastalık haline geldi bu Gleevec sonrasında. Rutin tedavi edilebilen bir hastalık haline geldi. E, ama aynı e, şeyleri oransal olarak bile yani hastaların küçük bir oranında bile göremiyorsunuz glial, e, glial tümörlerde. Glioblastomda bu çok e, çok başarısız e, oldu bugüne kadar hala. Bu konuda çalışmalar hala uğraşılıyor, yapılıyor. Hala e, milletler arası bu işin peşine koşturan insanlar var. Biz de klinik olarak devam ettiriyoruz bunları. E, fakat e, dramatik bir değişiklik yok hala. Teşekkür ederiz hocam. Ee, Ayhan Tekiner, güzel sunum için teşekkür ederiz demiş. Kliniğimiz asistanlarından Nurullah Gözmen'e, hocam çok değerli, çok faydalandığımız bir sunum oldu. Ellerinize sağlık, saygılar demiş Bulgaristan'dan Elvin Vasvi, e, hangi tümörlere ilk önce e, biyopsi, sonra rezeksiyon ve hangilerine direkt rezeksiyon yapmayı planlıyorsunuz hocam? Kriterler nelerdir? Güzel sunum için teşekkür ederim. E, Gliyal tümörlerde e, baştan ilk olarak cerrahi rezek olan tümörlerin hepsinde rezeksiyon planlıyoruz. E, hastaya bir sağ kılma avantajı sunabileceğimizi düşündüğümüz zaman tabii ki. Yani tümörün sadece küçük bir kısmını... Küçük bir oranını çıkarıp da e, kalan tümörü bırakacağınız ve hastaya sağ kalın avantajı sağlayamayacağınız durumlarda cerrahi tedavi yapmamayı seçiyoruz. Ama bu durumlarda da e, biyopsi almadan işi bırakmıyoruz. E, biyopsi bizim e, difüz intranset poz kliyomlarında bile rutin olarak uyguladığımız bir e, yöntem bugün. Bu tümörler konusunda moleküler biyolojik, e, patolojik tanıları ele e, alabildiğiniz zaman, moleküler destekli patolojik tanıları elinize geldiği zaman, çok daha efektif tedaviler yapmak, ileriye daha umutla bakabilmek mümkün. Yoksa olduğumuz yerde sayacağız. Rize Devlet Hastanesi'nden Gökhan Günaydın. Güzel sunumunuz için çok teşekkür ederiz. Tüm tedavi rağmen gelişen her yeri sınırlarda bulunan nüks ve tümör için reoperasyon düşünür müsünüz? Teşekkürler demiş. E, klinikte bizim tutumumuz e, çok kısa bir zaman içinde nüks etmemiş olan tümörlerde belli bir zaman en azından tümörü e, baskı altında tutabildiğimiz vakalarda eğer e, rekürans ol, olursa bu hastalara e, zarar vermeyeceğimiz durumlarda yine zarar vermeyeceğimiz dediğim yani eloquent alanların içine girmeyen motor korteks gibi görme alanları içi, gibi e, hastanın sağ, yaşam kalitesini düşürmeyecek şekilde cerrahiler yapabildiğimiz zaman mutlaka ikinci bir e, cerrahi şansı tanımaya çalışıyoruz. Ama bu vakalar çok azınlıkta. Teşekkür ederiz. Ee, Murat Uludaş, e, gross total rezeksiyon yapıldığını intraoperatif MR olarak da teyit edildikten sonra cerrahi sınırlardan frozen çalışmanız oldu mu? Pozitif gelmesi durumunda yapılması gerekenler konusunda e, düşünceniz ne olur? Teşekkür ederim demiş. Ben 2010'da yanılmıyorsam, ya 2009 ya 2010'da Türk, e, TÜBİTAK'tan e, bir binbir projesi aldım bu iş için. E, çevredeki dokunun içinde tümör hücreleri de var. Moleküler genetik her özelliklerini de çevre dokunun içinde gösterebiliyorsunuz. E, dolayısıyla normal dokunun içinde infiltratif tümör hücrelerinin olduğu konusunda ta e, Patrick Kelly'nin 1980'lerde, 1990'larda yaptığı çalışmalardan beri net olarak biliyoruz ki bu tümörler infiltratif tümörler ve bunlar da Gross total Rezeksiyon gibi bir şey, e, gerçek anlamda onkolojik rezeksiyon gibi bir şey söz konusu değil. Teşekkür ederiz hocam. Ee, Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi'nden Mahmut Çamlar değerli sunumunuz için teşekkür ederiz Koray Hocam demiş. Sağ olun hocam. Ee, hocam gördüğüm kadarıyla e, soru ve katkı yok hocam. E, Hastanemizin e, soruların bitiminde, hastanemizin patoloji bölümünden daha önce bizim e, İzmir Online Nöroşirüji Konferansları kapsamında yeni sınıflamanın eşiğinde e, santral sinir sistemi tümörleri konferansı veren e, doşan doktor Aslı Kahraman aramızda. E, eğer Aslı hocamız müsaitse e, ona söz vermek isterim. Bir katkısı olur bu e, diye. Merhabalar. Buradayım. Merhaba evet, söyleyeceğim. Evet merhabalar. Tamam. Merhabalar Koray Bey. Çok teşekkür ederim. Çok güzel, kapsamlı sundunuz patolojinin de e, adı çok geçtiği için bana da söz hakkı doğdu sanırım. Sağ olun hocam. E, e, siz Ayçay'la çalışıyorsunuz. Ben de yıl çalıştım onunla İzmir'den geldi. Çok değerli, çok e, akıllı bir patoloğunuz var ve her türlü tabii teknik imkanınız da var. Gerçekten çok güzel işler yapıyor doğru. Da biz de sunumlarını çok güzel e, dinliyoruz, gurur duyuyoruz. E, şimdi söylediğiniz gibi çok güzel bir şey söylediniz. Patolojik tanıyı moleküler tanıyla desteklemeliyiz. E, ben de çok katılıyorum. E, ama şimdi 2021 sınıflamasında e, beklediğimiz yenilikler acaba işte her yerde aynı teknolojik imkanın olmaması e, göz önünde bulundurularak e, acaba. E, verimli olabilecek mi? 2016'da İDH mutasyonu girdi, ondan sonra silsileler halinde e, yenilikler, mutasyonlar tanımlandı. E, hani iki, İDH mutasyonunu oturtmaya çalışırken e, bize bir sürü e, gerçekten iş çıktı ama doğru çünkü e, beyin tümörleri şey e, yani çok hassas bir konu. O, ve diğer solit organlar gibi çıkarıp atamıyorsunuz. O yüzden böyle desteklenmesi gerek. Ee, şeyi söyleyeyim IDH mutasyonu artık iminoystokimya ile zaten hani belki periferde katılan arkadaşlarımız olur e, beyin cerrahlarımız onlar patologlarından çok kolay talip edebilirler. IDH bir mutasyonunu, iki değil iminoystokimya ile çok basit olarak da artık e, her yerde bakabiliyoruz. Klonu da e, çok güzel yani aldığımız son sonucu moleküler sonuçlarla korele birebir hani onu herkes talep edebilir. Onun dışında belki sizler de bir guideline gibi ya da bir kılavuz gibi bir şey hazırladığınızda hani siz patologlardan talep edin dediniz. Patologların çoğu kadın olmasına rağmen adam gibi patoloji raporu dediniz ama şimdi patologlardan da şimdi ideal wife tip bir tüm ee, tümör mutant bir tümörden de hani tert mutasyonunu e, bilmiyorum talep etmeleri şimdilik e, biraz hani küçük hastaneler için zor görülüyor. Öncelikle beyin cerrahlarının belki IDH mutant IDH wild tip tümörlere artı pediatrik yaş e, tümörlere yaklaşımlar konusunda hani kabaca bir e, bilgi sahibi olup ona göre belki talep etmeleri gerekir. Bildiğim kadarıyla sizde de IDH wild tip Ayça'nın bir konuşmasını dinlemiştim dernekte IDH wild tip olduğunda EGFR tert ve kromozom 10 kaybı 7 kazanımına bakıyor. Mutant olduğunda da CDKN2A mutasyonuna bakıyor. Siz hani sağ kalımları çok fark etmiyor ideaş mutant olduğunda grade'den bağımsız demiştiniz ama benim bildiğim kadarıyla da CDK2A mutasyonu baktığınızda ideaş 2 bir tümörse bile çok agresif davranabiliyor. E benim hani bunu söylemek istedim. Hani çünkü moleküler talep talep ama biraz da hani bir şeyi överken gerçekten daha geniş kapsamlı düşünmek daha yet, yani her yerin her kesin aynı teknolojik imkanı olamayabileceği temelde hastaya faydamızın nasıl olabileceğini bir miktar sınırlandırıp tabii ki gerekli vakalarda daha ileri tetkikleri gerek olabileceğini ben bir patolog olarak e, söylemek istiyorum ama sunumunuz çok güzeldi çok güzel toparladınız ben de çok teşekkür ederim benim kafamda da çünkü e, tedavilerle ilgili çok sorular vardı benim kafamda da tam olarak bir sürü şey aydınlandı çok teşekkür ediyorum ben de sağ olun hocam teşekkür ederiz Aslı Hoca'ya güzel katkıları için Eee hastanemiz eee radyasyon Ayhan Bey kemo radyoterapi sonrası e, nüks GBM'lerde cerrahi versus e, radyoterapi cerrahi konusunda görüşünüzü alabilir miyim demiş. Eee Bey. Hmm. Ee, çok zor soru. <laughs> yani. e, hocam, sayın hocam, e, bizim tutumumuz şöyle, e, Radyo radyocerrahiyi biz e, rutin olarak kullanıyoruz. E, reküren e, tümörlerde e, ama hasta bazında rutin olarak herkese aynı e, basma kalıp tedaviyi yapmaktansa e, hasta bazında bunu değerlendirmeye çalışıyoruz. Eğer hasta e, radyoterapi aldığı zamanın üzerinden e, bir sene, iki sene gibi bir vakit geçtiyse ikinci seri radyoterapileri yapmak, e, daha kısıtlı alanlarda stereotaktik radyo cerrahiler yapılması gibi e, alternatifler var tabii ki. E, fakat biz bunlarda da mutlaka fraksiyone tedavileri seçiyoruz. E, yani mesela gamma knife'ı bunlarda kullanmıyoruz. E, tam tersine e, işte elimizdeki turbin makinesiyle, tomoterapiyle, cyber knife'la vesaire bunun gibi şeylerle e, genelde 10 fraksiyon civarı falan e, hipofraksiyone e, tedaviler yapmaya çalışıyoruz bu hastalarda. E, bunun e, glial tümörlerin biyolojisi için daha uygun olduğunu düşünüyoruz. Doz dağılımını daha adam gibi sağlayabileceğinizi düşünüyoruz ya da e, kadın gibi sağlayabileceğinizi düşünüyoruz. Ee, özenli ee, bir şekilde. Ee, dolayı, şeyimiz, tutumumuz böyle. Ama yani ikinci seri ya da radyo cerrahi çok sık kullanılıyor klinikte. Ee, bunun karşılığında da çok özür dilerim bunu da eklemek istiyorum. Ee, bizim klinik olarak kendi datamızı gözden geçirdiğimiz zaman e, ortalama glioblastomda, o, glioblastom'da ortalama 3 seneler civarında ortanca olarak bakıyor olduğunuz zaman da iki seneler civa, iki seneleri geçmiş, 24 ayı geçmiş şekilde sağ kalımlar sağlayabiliyoruz. E, glioblastom olduğu takdirde. Tabii ki böyle histon mutant gibi e, tümörler gibi çok agresif, kötü gidişatlı tümörler bunların aralarına girmediği takdirde. E, teşekkür ederiz. Ayhan Kanat, GBM'lerde yaptığımız e, tedaviye cevabı değerlendiriyoruz. Tümörün cevabını pek değerlendiremiyoruz. Serebral plastiste bunu etkiliyor. Bu konudaki düşüncelerinizi öğrenebilir miyim hocam? Güzel sorun için teşekkürler. Demiş. Sağ olun Ayhan Hocam. E, plastistenin en büyük düşmanlarından bir tanesi radyoterapi. E, dolayısıyla plastiste gereken hastalarda yani postoperatif bir e, defisitle uyanan hastalarımızda ya da bir postoperatif dönemde defisite olan hastalarımızda biz radyoterapiyi geciktirebileceğimiz kadar geciktirebilmeye çalışıyoruz. Çok agresif, çok kötü bir tümör olmadığı takdirde. Ee, biraz geri yatmaya çalışıyoruz. Plastikist açısından bize zor e, zamanlar yaşatıyor. Ama e, benim e, büyük bir şansım oldu. E, bizim Beyin cerrahisi Departmanı'nda e, Gamma sorumlu e, uzman benim. E, dolayısıyla çok farklı tümörleri ee, ve çok yüksek sayılarda görebiliyorum. Bir vestibüler şifanlığının biyolojisi, e, merengiomun biyolojisinden, e, bir glial tümörün biyolojisi, e, işte ne bileyim e, pediatrik yaş grubunda alışık olduğunuz tümörlerin biyolojisinden gerçekten çok farklı. E, dolayısıyla yapacağınız tedavileri bunların, e, bugünkü konuşmanın temeli buydu zaten. E, karşınızdaki e, düşmana göre tedavinizi e, şekillendirmeniz, e, yönlendirmeniz gerekiyor. E, glioblastomda metastatik tümörlerde gördüğümüz gibi tümörün kaybolduğunu, gerilediğini çok nadir görüyoruz. Ama e, metastatik tümörlere radyo cerrahi yapıyor olduğunuz zaman, gamma naftalansı veriyor olduğunuz zaman birkaç ay içinde bunlar kayboluyorlar, buhar oluyorlar, gidiyorlar. Geride bir şey kalmıyor. Aksine şeylerle uğraşıyoruz. Radyasyon nekrozlarıyla uğraşır hale geliyoruz. Glioblastomlarda ise böyle bir e, bu kadar net bir yanıtı görmüyoruz. Eee Bunlar tümörlerin biyolojisinden e, kaynaklanıyorlar büyük ihtimalle. Yani glioblastomda yanıtın ne kadar iyi olduğunu, ne kadar iyi olacağını önceden öngörmek e, 10 puanlık uzmanlık sorusu gerçekten de. Çok teşekkürler hocam. Ee, soru veya katkının olmadığını görüyorum e, şu an için. E, derken e, Acıbadem Üniversitesi'nden intern doktor e, Cansu Hanım. Koray Hocam sunumunuz için çok teşekkür ederim. Şimdiden biz tıp öğrencilerinize literatüre bakmayı ve her adımınıza güvenilir veriyi sınavı öğrettiğiniz için demiş. Sağ olsun. Sağ ol Cansu. Ee, Kamil abi isterseniz e, size de Teşekkür verelim. ediyorum. Aha, bir soru daha geldi. Onu da aktar. Bursa Yüksek İhtisat Sinoloji Kliniğinden bir soru. Preopazaletta fonksiyonel ve traktografi gibi MR tetkiklerinden faydalanıyor musunuz? Doktor Rıfat Akta. Tabii hocam. Çok. Ee, yani bunların e, absolü olmadıklarını, gerçek olmadıklarını %100 gerçekliği e, göstermediklerini biliyor olsak da e, bize cerrahi stratejiyi belirleme konusunda çok yardımcı oluyorlar. E, ne kadar agresif davranabileceğimiz, ne gibi... E, elektrofizyolojik testlere, ameliyat sırasında ihtiyacınız olacağı gibi. Çok işimize yarıyor. Rutin olarak evet. yapıyoruz. Teşekkür ederiz Koray Hocam. Ee, başka soru ve katkı yoksa e, sözü Kamil abiye bırakmak istiyorum. Çok teşekkür ederim Koray Hoca. Gerçekten çok kapsamlı, çok güzel bir sunum oldu. Ee, her yönüyle. Yani çok faydalanık gerçekten. Çok teşekkürler. Sağ olun Kemal Hoca. Bir daha soru daha da geldi. geldi. onurlandırdığınız için de çok teşekkür ederim. Ee, bir soru daha geldi. Son dakika golü gibi. Erdal Coşkun. Bizim yaşayan e, radyoterapi hastalarında hidrosefali oluyor mu? E, demiş Erdal Bey. E, bağlantıyı nasıl kurduğunu anlayamadım ben. Çok özür dilerim e, Erdal Bey. Doktor Bey, yani e, niye radyoterapi ve hidrosefali? Abi, abi, abi. Abi, abi. Abi, bu bağlantı sorunu mu yaşıyoruz? Sesini açar mısın Erdoğan hocam? Açtım şu an. Tamam. Şimdi ee, radyoterapi gören hastalarda sesim geliyor değil mi şimdi? Geliyor. Evet zaman geliyor buyurun. Radyoterapi gören hastalarda iki yılı geçtikten sonra ventriküler dilatasyon gelişiyor. Ee, hatta bu konuda Cem Çarlı'nın bir çalışması var. Ee, bazı arkadaşlar da bunları şantlamaya çalışıyor ama bu radyoterapinin yaptığı yapışıklık bilgili. Kliniği o kadar etkilemiyor ama bu ventriküler dilatasyonda e, buraya şan takmaya çalışan arkadaşlar da bayağı oldu. Yani evet. eğer uzun takip ettiğiniz, uzun yaşayan hastalar varsa bayağı görülüyor bu. Cem'in e, yakında yayınlayacak herhalde böyle bir çalışması var Cem Çavdan'ın. Ege Üniversitesi'nin radyo, nöro radyoloji bölüm başkanı. Hocam, e, da lifoda e, ortalıkta dolanıp dolanıp duruyor. Radyoterapi radyoterapiyle akma diye pişiriyorsunuz, akma diye hasarı yapıyor diye. Ee, çok doğru söylüyor. Yani ak maddenin ciddi bir hasarına yol açıyor radyasyon. Evet. Hı -hı. Evet. Yani şan takmamak lazım, takip etmek lazım. Yani belki Alzheimer benzeri bir şey yapıyor sizin de dediğiniz gibi. Ee, ama akılda bulunmasına fayda var. Teşekkür ediyorum. Almayacağım. Çok teşekkürler. Ee, herhalde tüm sorular ve katkılar... Tekrar ya, teşekkür ederim hocam. Teşekkürler. Ee, Çok teşekkürler. Kapatabiliriz. Ee, i̇yi akşamlar dileyelim herkese. Evet. İyi akşamlar. İyi akşamlar.